tercihin top oynuyor. Yani şu güzelim yerdeyiz. Osmanlıların ilk yerleşim yeri olan Cumalıkızık'tayız. Bursa Gürsu'da bulunan Cumalıkızık'a doğru yol almaya başladık. Şu manzaraya bakar mısınız? Keşfedilmeyen o kadar çok yer var ki Cumalıkızık'a yaklaşıyoruz. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık 180'i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 evle Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşımaktadır. Cumalıkızık yerleşiminin güneydoğusunda Uludağ eteklerindeki Ihlamurca mevkisinde Bizans devrine ait bir kilise kalıntısının yüzeyde rastlanan bazı mimari parçaları Bursa Arkeoloji Müzesi'nde saklanmaktadır. Kuruluşu yaklaşık 1300'lü yıllara denk gelmektedir. Bir vakıf köyü olarak kurulan köyde tarihi doku çok iyi korunmuştur ve Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örnekleri günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bu özelliği nedeniyle çok ilgi çeken ve ziyaret edilen bir yerleşim yeri olmuştur. Tarihi dokusu nedeniyle sık sık dizi ve film çekimlerine sahne olur. Örnek olarak Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Kurtuluş dizisi, Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunu anlatan Kuruluş dizi ve son olarak başrolünü Emrah İpek'in oynadığı Kınalı Kar dizisi burada çekilmiştir, Cumalıkızık'ta. Osman Bey'in köyün kurulduğu günün cuma günü olması sebebiyle bu köye Cumalıkızık adını vermiş olduğudur. 2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici listesine dahil edilen Cumalıkızık 2014'te Bursa ile birlikte Dünya Mirası olarak tescil edildi. Pandemi dolayısıyla her taraf kapalı. Normalde bu dezgahlarda çeşit çeşit reçeller, işte ne bileyim bir sürü şey olur. Ekmekler, reçeller, tereyağları, köy işleri. Bu çeşmede galiba yanlış olmasam Ferdi Tayfur'un bir şarkısı var. Susadım çeşmeye var ya, herhalde bu çeşme olsa gerek. Arkadaşlar adeta incin top oynuyor. Yani şu güzelim yerdeyiz. 700 yıllık bir geçmişe sahip olan bir yerdeyiz ama her taraf kapalı. Tabii bu da bizi üzüyor. Teyzeciğim bugün buralar her taraf kapalı. Ne olacak böyle? İnşallah Ramazan'dan sonra açılır değil mi inşallah? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Taş fırın ekmeği biz yapıyoruz. Erişteler de kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Arkadaşlar normalde burası tıklım tıklım olur. Bak her yerden gelir. Yani dünyanın ucundan gelir. Burası normalde kalabalık olur teyzeciğim. Canım turizm burası. Sen uzaklaş benden. Evet biraz uzaklaşın. Daha biraz daha uzaklaş. Biraz daha. Burası normalde turizm çok kalabalık oluyor ama Ramazan'dan evet. Dolayı tabii. Evet. Ramazan'dan kapalı. Kapalı. Biraz öğlene kadar açıyor, açanlar oluyor. İkindiye falan kadar açanlar oluyor. Ondan sonra kapatıyorlar. Şeyler kapalı ama değil mi? Tabii. Restoranlar, lokantalar kapalı. Tabii. Sadece böyle satış falan yapıyorsun. Yasak, işte, yasak. İşte burada ne var? Reçeller var. Reçel var, salça var. Çilek reçeli, ahududu, pekmezimiz, patlıcan reçelimiz, reçel çeşitimiz, çilekler, çıtır kabak. domates reçeli, hepsi çok çeşit. Hepsi çok çeşit. Şimdi arkadaşlar normalde bunlar hepsi köylüler yapıyor. Şimdi yani teyzemiz gibi evet. Hep köylüler kendi el emeği, yani kendileri doğal olarak yapıyorlar. Evet, doğal. Zaten teyzemiz burada bir sürü esnaf hep böyle köyde oturmuşlar. İşte buraya geldiler, kendi ürettikleri. Yerlisisin. Osmanlı'dan. Osmanlı'dan değil mi? İlk zaten Osmanlı ilk yerleşim yerlerinde biri olan Cumalıkızık değil mi? Evet. Bir sürü insan geliyor ama işte Ramazan tabii bu pandemiden dolayı maalesef sıkıntılar var. Umarız ki bir an önce bu pandemi dönemi biter teyzeciğim. Allah yardım etsin. Hastalara şifa, doktorlarımıza güç kuvvet versin. Baştaki olanlara hepsine sabır ve iyilik sağlık versin. En güzel iyilik sağlık. Sağlık. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. İnşallah. Ramazan bu hastalığı alsın götürsün inşallah.